Ahmet Bey, bir benden kaynaklı bir sıkıntı oldu. Programda kopuk bir çalışmadık. Estağfurullah. İnşallah buyurun devam edin efendim. Devam edin Ahmet Efendim Bey. şimdi tabii yani şimdi burada tekrar edersek Türkiye Orta Doğu'da münhasır ekonomik bölge anlaşmasıyla Libya'da bütün düzenleri alt üst etmiştir. Şimdi bakınız, şimdi geçen gün Fransa'nın bir uçak gemisi işte gövde gösterisi yaptı. Bazı işte Birleşik Arap Emirlikleri gibi, efendim Mısır gibi, ondan sonra İsrail gibi, Kıbrıs Rum kesimi gibi. Yani ben bunlara çok affedersiniz dandik ülkeler diyorum. Yani bunlar Peki Ahmet Bey, özür dilerim, sözünüzü kestim. Birleşik Arap Emirlikleri Müslüman bir ülke. Yani bu İsrail'le, Yunanistan'la, ateistlerle, bilmem şunlarla bu ne iş olur? Yani bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan, biliyorsunuz Birleşik Arap Emirlikleri Vahabilerin çok olduğu ve özellikle burada Müslüman görünümlü fakat Müslümanlığı benimseyememiş efendim bir takım aşiretlerin ve krallıkların efendim dahil olduğu bir ülke. FETÖ gibi Birleşik Arap yani. FETÖ tabi gibi. aynen. Ve bunlar maalesef yani bunlar Müslümanlıkla falan alakası yok. Dolayısıyla yani ileride göreceksiniz Allah belki bize yani görmek nasip olur. Mekke'de kutsal topraklarda o Suudi Arabistan Vahabilerinden mutlaka kurtarılacaktır. Göreceksiniz. Allah'ın izniyle. Yani nasıl Kudüs, efendim nasıl Ayasofya'yı açtık? Göreceksiniz. Dünya Müslümanları da bu Vahabilerin elinden kutsal toprakları kurtaracak. Göreceksiniz. Allah'ın izniyle. Bunlar Müslümanlıkla falan alakası yok ki. Şimdi bakınız bazı Orta Doğu'daki ülkelerin kurtuluş günleri var. Ondan sonra ve Arap kök. Atatürk'ü örnek alsınlar Ahmet Bey. Tabii, Diyanet işlerini tabii. kurdu. Devletle Tabii. din birbirinden ayırdı. Ve dedi ki işte buyurun dininizi burada yaşayın. Şıhlara, bilmem müritlere, şunlara, bunlara, sapıklara gördünüz geçenlerde bir tane sapık şeyhi değil mi? Yani neler Durum yaptılar? çok vahim. Çok vahim. Vahim yani, vahim. Yani Diyanet Atatürk bunun için kurdu işte. Bu gibi insanların asılması gerekir aslında. Geçmişte de bu gibi insanlar asılmış. Hakikaten yanlışlar da olmuş mu? Olmuş evet. Onları kınıyoruz. Yanlışlar yapılmış. Ama hakikaten bugün görüyoruz ki asılacak o kadar böyle cemaat şeyhi, cemaat parantez içinde ünlem koyuyorum. Cemaat dedikleri sapkın, terörist, vatan haini insanların ülkeyi getirdiği duruma bakın. Yazıklar olsun diyorum ya. Evet buyurun Tabii Ahmet Bey. çok. Şimdi tabii bu konuya şöyle değinmek isterim müsaadenizle. Şimdi biraz bu konuda araştırma yapmış bir kardeşiniz olarak Osmanlı Seyitler ve Şerifleri yani Hazreti Hüseyin Efendimizin soyundan gelenlere biliyorsunuz Seyit deniyor. Hazreti Hasan Efendimizin soyundan gelenlere de Şerif deniyor. Biliyorsunuz Seyitler ve Şerifleri Osmanlı Nakübül Eşraf denilen bir kurumla korunmuş. Yani eğer bir yere bir vali atanacaksa, bir sancak beyi atanacaksa, bunun yanına mutlaka yani kaymakam deyin, vali deyin şimdiki tabirimizle yanına mutlaka bir tane Nakübül Eşraf yani bu seyitler ve şeriflerin kayıtlarını tutan bir görevli atamış. Ve bunların işine karışmamış Osmanlı. Şimdi tarikatların birçoğu ki bugün bunlardan şimdi bahsedeceğiz. Tabii bunları konuşmadığımız için bugüne kadar bu efendim sapıklıklar gündeme geliyor. Şimdi bunlar bu Nakibül Eşraflar Osmanlı'da kim Seyit kim Şerif hepsinin kaydını tutmuş 1870 yılına kadar ve bu kayıtlar İstanbul İl Müftülüğü Süleymaniye İl Müftülüğü'nde kayıtlı bunlar. Bu arşiv Seyitlerin ve Şeriflerin arşivleri kayıtlı. Şimdi bakıyorsunuz Adıyaman mesela. Bazen işte Arvasiler. Bunlar iyi insanlar olabilir, evliya olabilir. İnsanı kamil olabilir. Ama seyit ve şerif değiller. Kayıtları yok. Yani Adıyaman Menzil Tarikatı'nın kaydı yok. Yani seyit değil bunlar. Şimdi bakın bunlar nereden biliyoruz? Osmanlı kaydını tutmuş. Nakibül Eşrafları ve oradaki efendim kayıtları tutan bir secere var. Şimdi başka tarikatlar bakıyorsunuz seyit olduğunu iddia ediyorlar ki bütün insanları böyle kandırıyorlar. Bakın tarikatlar babayı evlattan, eşini kocasından ayıran
aile yapımızı harap eden, babanın kızıyla evlenmesine bile karar veremediği, bakın altını çizerek söylüyorum, evlilik müessesesinde dahil tarikatların vekil denilen tarikat görevlilerinin veya tarikat şeyhlerinin evlenmeye bile müsaade ettikleri bir kurum haline geldi. Bunun FETÖ'den ne farkı var? Şimdi bakın ben bir nikah şekerindeki bir kağıt okuyacağım size. Çok önemli bir belgedir bu. Tarihi bir belge Seyfi Beyciğim. Bakın diyor ki Sofi yani Adıyaman Menzil Tarikatı'nın efendim mensuplarına Sofi denir. Diyor ki Sofi ile evlenince diyor. Yani bir Sofi erkek, yani bir tarikat mensubu erkek, bir tarikat mensubu kızla evlenince diyor, saadatların keyfi geliyor diyor. Saadatlar silsile, secereyi böyle saadatlar diye bir silsile var. Mesela işte Nakşibendi tarikatının kuruluşundan bugüne kadar gelen bir silsile var. Diyor ki bakın, Sofi ile evlenince diyor, saadatların keyfi geliyor diyor. Vay be. Ana baba karar veremiyor evlada. Vekil karar veriyor. Tarikat şeyhi karar veriyor evlenecek kıza erkeğe. Böyle bir dünya olabilir mi ya? Böyle bir Türkiye olabilir mi kardeşim? He? Evet, 73 yani. Tane tarikat var. İsrail diyor ki, İsrail bakın bunlar kayıt resmi belge. İsrail diyor ki bu 73 tarikatı Türkiye'de biz kurdurduk diyor. İngiltere biz kurdurduk diyor. Avrupa Birliği, Amerika Birliği, Birleşik Devletleri buna karar veriyor. Senin Türkiye'de kurulacak tarikatların %99'una tamamına yani iyi insanları bakın tarikat nedir biliyor musunuz? Peygamberimiz zamanına gidelim salatu aleyhi ve sellem. Resulullah zamanında. Siyaset var mıydı? Yoktu. Makam var mıydı? Yoktu. Para var mıydı? Yoktu. E sen şimdi altlarında son model arabalar. Hepsi ticaretle uğraşıyor. Hepsi makamla uğraşıyor. Siyasetin birçok kurumuna. Türkiye'de iddia ediyorum birçok devlet kurumu tarikatlarca zapt edilmiştir. Aynı yani FETÖ'deki olan hadise şimdi yarın bir gün göreceğiz. Bunlar başımıza bela olacak göreceğiz. Hep beraber göreceğiz. Biz burada bas bas bağırıyoruz. Televizyonlara çıkıyoruz, ekranlarda bağırıyoruz. Tarikatlar efendim Türkiye'nin bütün bürokrasisini, bütün siyasi kurumlarını ele geçirmeye çalışıyorlar. Bunların bu vatanla, milletle, dinle, mezheple, dinle, diyanetle ilgisi var mı? Kimse buna bir şey diyebiliyor mu? Geçen bir video paylaştım. 2 trilyonluk araçla geziyor. Karşılıyorlar. Ellerini öpüyor herkes falan böyle. 2 trilyonluk araç. Bana bir tanesi diyor ki ya son model arabalar herkes biniyor diyor. Ya diyorum ki bu bir markanın en üst versiyonundaki araç. Yani 2-3 trilyon değerinde bir araç. Cumhurbaşkanının bindiği araç. Cumhurbaşkanının bindiği araca bir tane böyle ben işte müritlerim var diyerek bir tane şeyh biniyor yani. Şeyh biniyor. Böyle bu noktaya geldik maalesef. Maalesef. Başka enteresan bir şey söyleyeyim size. Evet. Çok önemli bir şey daha altını çizerek söyleyeyim Seyfi Bey. Tarikat mensubu ticaretle uğraşıyorsa o ticaret malı kendisinin değil tarikatındır. Bak tekrar ediyorum. Eğer bir adam zenginse, bir tarikata girmişse adamın bütün malını, mülkünü hepsine el koyarlar. Mafya vari bir usul vardır. Çeteleşme vardır, tehdit vardır, şantaj vardır. Efendim el koyarlar mallarına. Biliyor musunuz? Ticaretle uğraşın adamlar tarikata girmişse dikkat etsinler. Bütün malı, mülkü falan filan hepsi elden çıkmıştır. Tarikata geçmiştir. Bunu yaşayan insanlar var, belgeler var, dosyalar var, mahkemelerde kayıtlar var. Böyle bir şey olabilir mi? Eğer bir yerde tarikatta, tarikat demek yol demek Arapça. Tarık yol demek. Ama nedir? Bunlar yolsuzluk olarak anlamış bunu. Yolsuzluk olarak anlamışlar. Onun küçük çocuğuna tecavüz ediyorsun. Onun karısına kızına tecavüz ediyorsun. Evleneceğe sen karar veriyorsun. Ticaret malı senin. Tamam mı? Sen tamamen çeteleşmişsin, mafyalaşmışsın. Tehdit, şantaj, her türlü ayak var bunlarda. Devlete sızmışsın. Devlete sızmışsın. Devlette güçlü hale gelmişsin. Devletin bürokrasisine sızmışsın. Kurumlarına sızmışsın. Tamam mı? Ondan sonra bunu kim temizleyecek? Yine bir 15 Temmuz gibi bir hak darbesi ancak temizleyebilir bunları. Ben size söyleyeyim.
Bunların seyitlik iddiaları. Yanmayan kefen neyin nesi diye sordum sosyal medyada, beni linç ettiler yani. Hep sürekli mesajlar, tehditler, bilmem tehditler. Ne yani. Böyle maalesef böyle bir sıkıntı var. Ne yapacağız? Nasıl şimdi bunu çözeceğiz bilmiyorum. İnsanların evet. En zayıf konusu, en zayıf şeyi bu tarikatlardaki kişilerin seyitlikten geldiği, yani peygamberimizin, Resulullah'ın sülalesinden geldiklerini iddia ederler. Tamam mı? Bu Nakibül Eşraf kayıtları vardır İstanbul İl Müftülüğü'nde. Herkes gitsin baksın. Bunların seyitlik kaydı yoktur. Yoktur kardeşim. Yani bunlar evet. İyi insan olabilirler. Yani efendim evliya da olabilirler. Ama seyit değil bunlar. Halkımızı böyle kandırıyorlar. Bir. İki. Bunların makamla işi var. Parayla işi var. Siyasetle işi var. O halde burada din yoktur kardeşim. Eğer bir yerde siyaset, para, makam varsa orada din yoktur kardeşim. Orada şeytan vardır. Bir de Ahmet Bey şunu söyle, şunu aslında bir dile getirmekleri gerekiyor diye düşünüyorum. Bunu birçok kişi belki ya biliyor söylemiyor ya da unutuyorlar. Peygamber Efendimiz mesleği varmış ve bütün peygamberlerin mesleği var. Biri demirci, biri çoban, biri bilmem ne falan filan. Hepsi yani var, değil mi? Şimdi evet. Sorun yani şu anki mevcut durumda bu cübbeli, sarıklı bilmem neler çıkıyor ya ortaya. Bunların mesleğine ne iş yapıyor bunlar? Hani nereden kazanıyor parayı? Yani bir insana Allah'ı anlatmakla ilgili bir meslek var mı? Yani geçmişte bir sürü evliyalar var, işte Yunus Emre'ler var, efendim Mevlana'lar var. Bunlar hani şöyle bakıyorsunuz, bu o dönemde yaşayan insanlara bakıyorsunuz, bir maddi bir beklenti olmadan Yunus Emre gibi bir şaheser insan çıkarmış ortaya çıkmış ve gerçekten de İslam'ı yaymışlar. İslam medeniyetini düm dünyaya yaymışlar. Ama bugün bakıyorsunuz, ben diyor Allah dedim diyor, benim altıma diyor 3 trilyonluk araba ver. Ben diyor Allah dedim diyor, bana diyor şuradan bir ev al. Ben diyor Allah dedim, bana diyor yat ver, kat ver. Ya böyle bir meslek dalı var mı yani Ahmet Bey? Böyle bir din diye meslek dalı, para kazanç kaynağı var mı? Böyle bir şey olur mu sizce? İslam'da ruhbanlık yoktur. Bakın bunlar ruhban sınıfıdır. Bunlar aynı papazlar gibi, enginizasyon gibi. Bakın bunların kendi içinde mahkemeleri var. Bakın bunların kendi içinde kazanç dünyaları var. Ticaret dünyaları var. Televizyonları var. Başka kaynakları var. Tamam mı? Devlet bunlara el atmalı. Şu anda 100'e yakın, 100'den fazla işte bugün listesini size de bir nebze paylaştım. 100'den fazla tarikat var. Bunlar ne iş yapıyor kardeşim? Bunların haşa Allah'ları ayrı mı üstadım? Ayrı bir anlamı yapıyorlar bunlar. Mantıkla alakaları yok bunların. Ben size söyleyeyim. Yani halkımızı kandırma şekilleri tamamen seyitlik iddiaları var. Alakaları yok. Gitsin araştırsınlar. Ben araştırdım. Araştırdım. Türkiye'de Seyitler ve Şerifler Derneği diye bir dernek var. Gitsinler. Tamam mı? İstanbul İl Müftülüğü'ne gitsinler. Oradaki meşahat arşivini açsınlar. Meşahat arşivi. Bu arşivde acaba ismi geçen kişilerin, mesela Adıyaman Menzil'in, Arvasilerin, başka kişilerin seyitlik iddiaları var. Bunlar seyit mi değil mi? Kayıt var kardeşim. Osmanlı kayıt tutmuş. Bunların seyitlik iddiaları var. Seyit değil bunlar. Ben söylüyorum kardeşim. Bunu kaç kere bütün kanallarda da söyledim. Yani ikinci bir dolandırıcılık yapıyorlar. Normal yaptıkları zaten dolandırıcılık. Bir de ikinci bir ayrıyeten başka birisinin ismini kullanarak ya da işte ülvi değer verdiğimiz dini değerlerimizi de istismar ederek en zirvesini yaşıyorlar. İstismarı. Başka bir şey. Tamam, umre, evet. Aç, farzdır tabii ki İslam dininin esaslarındandır. Tamam, tabii ki hayal. Efendim, sen tutuyorsun küçük küçük çocukları, tamam mı? Ne olduğu belli değil. İslam'la alakası yok. İlim bilmez, fıkıh bilmez, Kur'an bilmez, tecvid bilmez, sarf bilmez, nahiv bilmez. Tamam, bunları götürüyorsun. Efendim umreye. Umreden geliyor hepsi. Dikkat edin Türkiye'deki kebapçılara, dönercilere. Hacı bilmem ne dönere, hacı bilmem ne kebabı, hacı bilmem ne. Yani Türkiye'de bunlar maalesef bunlar bir iş yapma ve avantaj sağlama haline gelmiş. Evet. Sen şimdi mesela özür dilerim. Mesela Mevlana pide kebap salonu var değil mi? İskonya'ya gidiyorsunuz böyle. Şimdi ben buraya tutsam Atatürk kebap ve işte bilmem ne köfte salonu diye açsam. Atatürk diye açsam.
Şimdi bu algı, vatandaşlıktaki algı şu olur. Ya bu Atatürk'e hakaret etmiştir. O zaman Mevlana'ya da hakaret ediyorsun. Hacca gidiyorsun, hac kavramına da hakaret ediyorsun. Tabii. Yani işte ya Muhammed pide kebap salonu. Haşa. Muhammed pide kebap salonu dediğinde ona hakaret etmiş. Ama diyor ki ben diyor Mevlana'yı koyabilirim. Yani bu tür aslında değişmesi gereken, Türkiye'de kökten değişmesi gereken istismarcılık var ve bunun önlenmesi gerekir diye düşünüyorum. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Efendim şimdi tabii burada iyi niyetle, halisane niyetle dinini yaşayan, bakınız tenzih ediyoruz. Bu insanları tenzih ediyoruz. Dinini yaşayan, Allah'ını yani emri bil maruf nehil anil münker, Kur'an özüyle yaşayan, peygamberimizin sünnetini yaşayan, Müslüman gerçek insanları tenzih ediyoruz. Bunların dinle, diyanetle, efendim tarikatla, başka şeylerle, efendim kötü örneklerle karıştırmamak lazım. Başka bir şey daha söyleyeyim size. Şimdi çok üzüldüğüm bir şey söyleyeyim. Bir gün Çankaya'da koşa koşa camiye gittim. Hani cuma namazı Ankara'da, Çankaya'da. Cuma namazı. Gittim koşa koşa. Efendim üzerime de çantayı almadım. Affedersiniz lavaboda bir abdest alacağım. Oradaki görevli dedi ki para vereceksin dedi. Dedim kardeşim ben cumaya yetişiyorum. Bak ezan okunuyor. Cumaya geldim. Namaz kılıyor. Hayır dedi alamazsın dedi abdesti dedi. Kendisini müftüye şikayet ettim. Çankaya il müftüsüne şikayet ettim. Kendisini. Gittim müftü beye. Çankaya müftüsüydü o zaman. Tabii bundan epeyce önceydi. Yıllar önceydi. Gittim müftüye. Bana müftü lokum mokum ikram etti. Elimin tersiyle ittim lokumu. Ben dedim buraya lokum yemeye gelmedim. Bakın camilerin altını kiraya vermişsiniz. Adam beni abdest aldırmıyor. Bütün camilerin altı market. Büyük marketlere pazarlamışsınız camiyi. Tamam mı? Bakın şimdi yanlış bir değil kardeşim. Hani deveye sormuşlar niye boynu... Nerem doğru ki demiş yani. Camilerin altı mescid şey mi? Market mi kardeşim? İlim, kazanç, ilim yuvası olması lazım. İlim yuvası kapısı. Olması lazım. Yine camilerin tuvalet hepsi paralı mı birçoğu? Anadolu'da bazı yerler hariç tenzih ediyorum. Mesela ben Kırıkkale'liyim. Bizim Kırıkkale'de gidersin her taraf bedavadır yani. Tamam mı? İstanbul'a gel. Tamam mı? Hepsi paralı. Lavaboya gidemezsin. Bir tek Süleymaniye Camisi'ni yaptılar. Allah razı olsun. Girişi çok güzeldir. O Süleymaniye Camii'nin abdest alınan yerlerde para mara yok. Çamlıca Camisi de öyle. Çamlıca Camisi de öyle. İstanbul'da bazı yerler öyle. Öyle. Şimdi yani şunu söylemek istiyorum. Biz din adamı değiliz. Din ilmimiz de yok. Evet ben 7 sene Arapça okudum. Onunla ilgili sene... özür dilerim. O VC'lerle ilgili bir cinayet de işlendi biliyorsunuz. 1 lirası olmadı. Evet. 1 lira ver dedi. Olmadı. Vermem dedi. Vurdu sonra. Öldürdü. Adam çek. Onun eşi aradı beni daha sonra. O cinayet belki duymuşsunuzdur o haberlerde çıkmıştı. Şimdi eşi, başka bir şey. Evet, evet. O şeyi söyleyeceğim. Eşi aradı beni dedi ki ya dedi bunların tuvaletleri, camilerin tuvaletleri ücretsiz olmalıdır. Benim eşim bu yüzden öldürüldü dedi. Yani belli bir maaşla çalışsaydı dedi orada. İnsanlardan para istemeseydi bu başına gelmeyecekti dedi. Ki İslam coğrafyasında bunlar yaşanıyor. Ben bunu Diyanet İşleri Başkanı'na da söyledim. Geçmişteki Diyanet İşleri Başkanı'na. Bakın insanları camiden soğutuyorsunuz. Bugün kahveye giriyor adam ücretsiz kullanıyor. Ama camiyi kullanamıyorsunuz. Uzaklaştırıyorsunuz. Cebinde 1 lirası yoksa o cuma namazı kılamayacak mı? Ya da vakit namazı kılamayacak mı insanlar diye söyledim. O da biz bedava yaptık açtık falan diyor ama birbirlerinden haberi yok. Yani bilmiyorlar. Evet buyurun. Buyurun ben. Yine başka bir tehlike. Hani bu demek ki bu tip sapık tarikatlar ve bu tip sapık efendim oluşumlar Avrupa Birliği tarafından da destekleniyor, fonlanıyor. Ben şimdi örnek vereceğim size. Almanya'da Müslümanlık dışı, yani Müslümanlıkla alakası olmayan, kendi cumaları olan, kendi cemaatleri olan, Almanya'daki birçok yabancıyı Müslüman görünümlü olan ayrı bir cemaat oluştu Almanya'da. Bunlar ayrı bir cuma namazı kılıyorlar, ayrı fetva veriyorlar. Din dışı bir oluşum içindeler. Almanya'da kuruldu bu teşkilat ve Avrupa Birliği bunları fonluyor. Şimdi başka bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi dünya anladı ki biz bu coğrafyadaki Türkiye Cumhuriyeti'ni ve onun bekası olan efendim bu aziz milleti
biz normal yıkamayacağız. Yani savaşta bunlar belli oldu artık. Biz bunu en zayıf noktalar neresi? İslamiyet. İslamiyet, Türk insanının en zayıf olduğu, kırılgan olduğu yer İslamiyet'ti. Orada her türlü şeye teslim olmuştur. Çünkü kalbi halistir, insanlara güvenmiştir, dinini sever, diyanetini sever, vatanını milletini seven bir millet. Efendim, biz anlaşıldı ki biz ancak içten yıkılabiliriz. O halde ne yapalım? Bu tarikatlara, tarikat isimli sapıklara destek verelim. Şimdi bunların içerisinde öyle şeyler duyuyoruz ki, öyle şeyler var ki, akıllara ziyan veriyor. Mesela bakın, bunların inşaat şirketleri var, televizyonları var, fabrikaları var, ticari işletmeleri var, ticari kuruluşları var. Mesela sen git bakalım şimdi, efendim Fatih'te bir yere bir mağaza aç bakalım. Bakalım orada iş yapabilir misin? Yapamazsın. O tarikat gelecek oraya. Bunların pazar yerleri bile ayrı. Pazar yerlerinde bile bunlar çeteleşmişler. Camileri bile ayrı birçoğunun. Camileri ayrı. Camileri ayrı. Efendim haç turizmi, haç seyahatleri ayrı. Evlilik müesseseleri ayrı. Düğün salonları ayrı. Nikah şekerlerini yapan ayrı. Kıyafetleri veren ayrı. Bunlar bir teşkilat. Tam bir ticari kuruluş haline gelmiş. Dolayısıyla burada milletimizin çok dikkatli olması lazım. Ha, burada şunu söylüyorum. Bunu tenzih ederiz. Halisane niyetlerle İslam'ı yaşayan ve ona bağlı gönülden olan Müslümanları tenzih ederiz. İyi insanları tenzih ederiz. Ama bunu bir çıkar aracı, bir siyaset ve ticaret aracı olarak görmek isteyen olan ve bu tip oluşumlara müsaade eden kişileri, kuruluşları tenzih ederiz ve bunların dışındaki olanları devletimizin son derece, buna son derece dikkatli olması lazım. Devletimizin son derece efendim bu konuda tedbirler alması lazım. Bakın bu FETÖ oluşumu nasıl geldi? Nasıl geldi bu hale Türkiye? Ya bu havadan evet. Hop diye gelmedik değil mi? Yıllarca bunun bir altyapısı hazırlandı. Bir altın nesil geliyor dendi bize her zaman. Ayrı dershaneleri vardı. Bu dershaneyle başladılar. Ondan sonra abla, abi yurt evleriyle başladılar. Ondan sonra bakın ne hale geldi. Bakın ben şimdi uzun yıllar yurt dışında yaşamış bir kardeşinizim. Grand Pacific'i de çok iyi bilirim. Avrupa'yı da. Bakın şimdi o bölgede mesela siz gidin bir ticaretle uğraşın. Hemen pat diye damlarlar. Eğer o tarikat şeyin, kuruluşun, o sapık kuruluşun Allah onların belalarını versin. Onların izni olmadan orada ticaret yapamazsın. Yaptırmazlar sana. Tehditle, şantajla, efendim bağlantıları var her yerde, devlet kuruluşlarında, devletin bütün kademelerinde, yurt dışında iş yapamazsın. Devlet bunlara müsaade etti. Türkiye'nin en büyük zaafı nedir bizim? En büyük çektiğimiz sıkıntı ki bunun yıllarca çekmiş bir kardeşinizim ben. Euromil'de Rum ve Yunan kesimini efendim dize getirmiş bir kardeşinizim. Yani orada en büyük zafiyetimiz bizim, lobimiz yok yurt dışında. Onun için bunlar aslında lobi olayını da başka bir programda mutlaka konuşalım. Benim de anılarım var. Sizden de çok dinleyeceğim şey var. Şimdi bugünlük bu kadar, isterseniz bir programı sonlandıracağız. Çünkü zaman mefhumu var, biraz sıkıntımız var. Oradan dolayı, ama çok geniş kapsamlı sizle belki de 3 saat 5 saat bir program yapmak isterim. Onunla da ilgili sizden bir söz alayım Ahmet Bey inşallah. Başım üstüne. Siz tabii farkında değilsiniz. Sizin program böyle yağ gibi akıyor. Saatlerin nasıl geçtiğini bilmiyoruz. İnşallah bundan sonraki programda mutlaka bir araya gelelim ve bunu uzun uzun konuşalım. Son söyleyeceğiniz bir iki kelime, evet, alalım birkaç kelimenizi. Onun başındaki çok değerli kardeşim Sayın Seyfi Bey'e, bütün çalışan kardeşlerimize, gazetede hizmet eden bütün kardeşlerimize, hepsine Allah razı olsun. Sonsuz saygılar, sevgiler sunuyorum. Ben çok şeref aldım. Çok teşekkür. Çok teşekkür ederim Ahmet Bey. Katıldınız. Sağ olun. Değerli ifadelerinizi dinledik, izledik, faydalandık. Çok teşekkür ederim. Evet değerli izleyenler, Başkent Postası'nın bugünkü programı sona erdi. Bir dahaki programımızda buluşmak ümidiyle hoşça kalın, esen kalın efendim.